أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على رسولنا محمد صلوات. Arkadaşlar bu akşam mevzumuz biraz farklı olacak. Hem açılış. Fakat şöyle bir şeye ihtiyaç duydum. Şimdi Müslümanların bilgi sorunu yok. Müslümanların bilgi sorunu yok. Bilgi var. Eyleme, geçirme sorunu var. Yaşamak yani onu. İnandığı şeyi yaşamak. Bilgiye, Google evliyasına giriyorsun, istediğin bilgiyi alıyorsun. Ha? Yani eylem lazım, eylem. Eylemden bahsedeceğim, tarafgirlikten bahsedeceğim. Mevzumuz şu. Bir insan bir şeye söylemeyi ve yapmayın için ihtiyaç duyar. Buradan gireceğiz. Ders ortasında olabilecek şeylerden bahsedeceğim. Sonra Şia itikadına gireceğim. Ehl-i Sünnet'e nerede muhalefet ediyor? Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam şahsiyet-i manevisinden bahsedeceğim. Maşallah. Efendim? Maşallah. Evet. Peki, şimdi hepinize lazım. Burada olabilir bir vaka. Ders yapanlara şey yapıyorum. Siz bunu nasıl yapacaksanız düzeltin. Öyle tutayım istersen. Eyvah. Her geldiğinde bir sıkıntı yaşıyorsun. Umur-u hayri çok muzir manileri olur. Şeytanlar onun hadimleriyle çok uğraşır. Anlatacağım mevzu çok mühim. Yani bilmesen de olur tipten değil. Bilmen lazım. Bir, hemen başlıyorum. Ortamda ders yapıyorum. Yes veya sen yapıyorsun. Kürsüde bir hoca efendi konuşuyor. Pat diye birisi söz ister. Niçin ister? Onu sıralıyor. Onu bilmen lazım. Bir, soru sorana bak. Soru sorarak öğrenmek istiyordur. Ama yeri değildir. O, umumu akıcılık olduğundan ders sonrası gelip sorabilir. Buna müsaade etmeyin. İki, soru sorma edasıyla bir şey anlatıyor gibi veya sorma şüphe uyandırır cemaate. Böyle mikrop atar ortaya. Tamam, çünkü her tarafa açık burası. Herkes gelebilir. Kimsenin zihniyetini tarayamamışsın ki. Ölçülerden, Risale-i Nur'dan çıkarttım ölçüleri. Bunu uygulayacaksın. Üç, bilgisini ortaya koymak, nutuk atmak için sorar. Ya bir şey sorayım, sorabilir miyim edasıyla. Adam konuşmaya başlar. Konuşmaya başlıyor. Böyle konuşuyor yani, soru sormak değil. Konuşmak. Efendim, dört, öyle bir soru sorar ki coşturursanız suç işlettirir. Beş, cemaatin ve mevzun kutsiyetini dağıtmak için sorar. Aşağılamak için sorar. Cemaatin ahengini, mevzunun kutsiyetini bozmak için sorar. Çünkü ders yaparken bütün şer'i deliller, itikat imamlarının, mezhep imamlarının, akaid imamlarının, müştehitlerin nereye dayandıkları, kabirleri, delile buraya getirecek halimiz yok ki bir saatte. Nerede geçiyor? Tamam beyefendi, hemen senin arzun olur. Hemen bulup göstereceğim. Bulup göstersem ne olur ki? Onu da inkar ediyor. Tamam, onu da inkar ediyor. Sonra altı, mevzu giderken makas değiştiriyor. Baktı ki mevzu garip. Böyle bir şeye rastlarsanız, umumu hukuktur, şahsı hukuk değildir. Umum hukuk olduğu için hak vermeyin. İsrar ederse kovun dışarıya. Çünkü mütekellim vahdi olsa Musa Masa Mali Salih'tir.
yani kişi şahsi hukuksa, musamahansa mali salihtir. 94. madde. Hakikat çekirdeklerinde. Mütekelim mal gayrı olursa, umumu hukuk olursa, musaması, ders yapan, sohbet yapan, tamam olur göz yumması, amali talihtir, cinayettir. Ölçüyle hareket edeceksin. Sorana bak, kim bu? Konuşulan mevzuya veya şahsa söylüyor. Yani söylediği önemli değil. Kimin için, niçin söylüyor? Söylediğine bakma. 438 sözlerde bir kelamın ehemmiyeti diyor. Dört sualden, dört kaynaktan, menbaadan derece alır, kıymet alır. Kim demiş? Kime demiş? Niçin demiş? Makam neymiş? Ha? Dolayısıyla ne dediğine bakma diyor. Kim, niçin söylüyor? Ha? Zahirde biraz masum gibi gözüküyor. Hayır, dersin sabotası daha büyük cinayet olduğu için umum hukuku nazara alacaksın. Bunları dikkat etmeli. Umumu hukuk olduğunu unutma. Böyle birisi şu anda tahakkuk etse, şimdi de haber olsun, dersten sonra gelsin, sorusuna burada cevap vereceğim. Dersin ortasında soru yok. Çünkü mevzu akıcılığı bozuluyor. Biz onu o kültürde değiliz daha. Şimdi Şia akidesini bahsedeceğim. Niçin? Bak şimdi. Ehl-i sünnet ve cemaate hücum edenlerin yumurtalarıyla, kelamlarıyla, iddialarıyla sakın meşgul olmayın. Cevap aramaya kalkmayın. Bu yemlemektir. Yani hani köpeği atarsın, buraya atarsın, buraya atarsın, buraya atarsın, ahire alırsın. Önemli olan bu kim? Nereye hücum ediyor? Onu deşifre edeceksin. Niçin ediyor? Oraya göreceksiniz. Kim niçin ettiğini, örneğini göreceksin. Şimdi biraz da göreceğiz. Niçin yapılıyor? Şimdi ben, niçin kaderi inkar ediyor? Ediyorlar. Niçin peygamberin sünneti inkar ediliyor? Niçin melekleri aşağılanıyor? Onu daha iyi anlayacaksınız. Detaya hiç girmeden, yani şöyle cevabı var, böyle değil. Merkez, nokta atışı. Şimdi Şia iman esasından bahsediyor. İran'ın Şia mezhebi, mezhebi de değil dindir. Göreceksiniz din olduğunu. Bir, iman esası. Bizde var ya, amentu billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi. Var ya bizde. Onlarda bir iman esası tevhid. İki, adalet. Bizde yok. Üç, nübüvvet. Fakat 12 tane imamın, imam nübüvvetin devamı olduğundan nübüvvet inkar edilmiyor. O 12 tane imam, iman esasından ona geleceğim. Birincisi tevhid. İkincisi adalet. Üçüncüsü nübüvvet. Dördüncüsü mea. Yani tahrif edilmiş haşir. Çünkü ayetullah denilen Allah'ın seçmiş olduğu imam haşir meydanında hesabı görecektir. O peygamberin devamıdır, peygamberdir. Onu Allah seçmiştir. Şiaların hesabını görmeden cennete gönderecektir. Şiaların dışındakilerin hesabını görecektir. Şialara göre zaten ehl-i sünnet kafirdir. Bilerek karşınızdayım ha. Bunlar zaten yayında var bizim. Yani Şia itikadını okuyarak, bilerek gelmiş. Biliyorum yani. Tahrif edilmiş ahiret inancı var. Ne bak gördün. Haşir meydanında, mizanda o ayetullah olacak. O hesap görecek. Yani melekler falan Allah yok. Dördüncüsü, ne dedik? Dört merat dedik. Beş, imamet. Seçilmiş günahsız imamlar. İmam. Seçilmiş 12 tane imam var ya şu andaki mesela İran'da. Ayetullah Hamaney mesela. Allah seçmiştir. Masumdur, günahı yoktur. İnancı. Altı, ricat. Bazı seçilmiş kimselerin yeryüzüne tekrar dönmesi. İnancı. Yani imam mesela, kayıp imam Mehdi gelecek. Yedincisi çok önemli. Hani bu altı tanesi o kadar mühim değil. Yedincisi bizi, gözümüzü fal taşı gibi açtıracaktır. Yedinci iman esası Şiaların takkiyedir. Takkiye, hani Ömer, Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ya,
inandığınız gibi olun. Yoksa olduğunuz gibi inanırsınız. Tamam? Burada inandığınız gibi olmayın. Dininizi saklayın, itikadını saklayın. Olduğunuz gibi olmayın. Bu takiye iman esasındandır. Yani münafık olman lazım. Mesela Almanya'da rastladım. Gelir üçüncü günüm benim. Mesela orada rastladığın zaman biz Hristiyanız derler Şialar. Oraya hemen uyarlar. Çünkü dindir. Hatta ne kadar ustaca kendini gizlersen ki çocuğuna Ömer koyabilirsin. Ebu Bekir de koyarsın. En güzel saklamadır. Çünkü takiye ne kadar yaparsan imanı kemalatından geliyor. Nereden geliyor? Bilerek araştırarak geliyorum diyorum ya size, ihtiyaç duyuyorum ikide bir söylemeye. Hazreti Ali radıyallahu anh Hazreti Peygamber'e çok benziyordu. Birbirine çok benziyorlardı. Cebrail aleyhisselam vahiy getirince nasıl olduysa şaşırmış. Hazreti Ali'ye vereceği gerekirken Hazreti Peygamber'e vermiş. Bunu biliyor Hazreti Peygamber ama hak etmediği halde vahiyi alıyor. Onun için kibirli adamdır. Kibir, 226 mesnevinde diyor ki, kibir ve gurur kuyudur diyor. Kuyu, kuyu. Bak. Şöyle geçiyor. Yoksa kibir ve gururu tazaman ettiğinden mezmumdur. Şeyde, benim mesnevide kini yeri göstereyim size. Tam yeri görün ki nerede? Bak diyor ki Maliki hakiki unutur, en nihayet gurur ve kibir kuyusuna düşürttürür. Gurur ve kibir kuyuymuş. Oysa Allah'ımız Rabbimiz Celle Celaluhu Habibim dediği kibirli olur mu? Lemalarda eğer Allah'a imanınız varsa Allah'ı seveceksiniz. Allah'ı sevmek demek sevdiğine benzemelisiniz. Sevdiğine benzemek ise onu sevdiği kişinin sünnetine uymaktır. Kibir yapmışsa kibri yapmak sünnettir. Ne yaptıysa onu yapmak sünnettir ya. Kibirli dermesinin sebebi hak etmediği vahiy alması. Hazreti Ali orada takiye yapıyor. Susuyor. Ustad Lemalar'da diyor ki Hazreti Ali 23 sene Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh, Hazreti Ömer radıyallahu anh, Hazreti Osman radıyallahu anh'a hem Şeyhülislamlık hem başkomutanlık yapmış. 23 sene. Hazreti Ali inanmadığı bir şeyi, inanmadığı halde onlar üstün olduğunu inanmasa bir an durmazdı. Çünkü Allah'ın aslanıdır. Takiye ihtiyacı yoktur çünkü şeyde Cemel vakasında ve Muaviye meselesinde göstermiştir. Hazreti Ali'nin hayatında korkaklık yoktur. Hazreti Ali korktuğu halde itaat etmek mecburiyetinde olursa Hazreti Ali korkaklıkla itham ediliyor. 23 sene itaat etti mi? Etti. Niye etti? Ya hak bildi ya korktu. Ya öyle değil, başka mantığı yok diyor usta. Ya hak bildi, itaat etti veya korktu onlardan. Korktuğu için takiye etti. İşte takiye inancı oradan geliyor. Şia iman esas şartlar arasında meleklere, kitaplara ve kadere iman saymazlar. Niçin kadere, kaderi delil arama şimdi. Ha adam niçin buna ihtiyaç duyuyor, kader yoktur diye kadere hücum ediyor? Çünkü kader iman esasından değildir. Onu yıkarsa... Çünkü iman bir bütündür. Amentü billahi ve melaiketi ve kütübü ve rüsülü. Zincirden bir tanesi çıkarsa 11. meselede, şu alarda, hepsi gider. Hepsi kopar. Dolayısıyla kader inkar etmek neyse, iyi dikkat et şu cümleyi şimdi. Kader inkar etmek neyse, Allah'ı inkar etmek aynıdır. Çünkü iman esaslarındandır. Allah'ı inkar etmek nasıl kafir oluyorsan, melekleri inkar etmek de kafirdir. Kitapları da inkar etmek kafirdir. Kaderi de inkar etmek kafirdir. İman esasındandır. Şimdi imametleri peygamberlerin devamı olduğunu saydıklarından
peygambere hücum şimdilik yoktur. Şialar Kur'an tarif edilmiştir. Aslı ayet 17 bin tane ayettir. 6666'ya düşürülmüştür. Hele 40 tane ayet Hazreti Ali'ye ait ayet vardı. O çıkartılmıştır. Onların kitabı 4 tanedir. El Kütübül Erba. İlkinin yazarı El Küleyn. Hazreti Peygamber tarafından Hazreti Ali'ye yazdırılmış ve Hazreti Fatıma'ya verilmiştir. Uzun olur, ben özelliği şey yapacağım. İbn-i Sebe kurmuştur. Şimdi Yahudilerin yükselmesine tahammül edemeyen, Hristiyanların yükselmesine tahammül edemeyen Yahudiler, filozof Saul'u çıkarttılar. Hristiyanların içine sokarak Pavlos isminde, aslında filozof Saul'dur. O Hristiyanları tahrif etti. Öz öz gidiyor. İslamiyet'in gelişiyle Yahudileri yok etmeye baktı ki din gelişiyor. İslamiyet'in önünü duramadıklarından İslamiyet'in içinde bozmak istediler. Ona da İbn-i Sebe'yi çıkarttılar. O kadar ileriye gitmiş ki Hazreti Osman radıyallahu anh'ı şehit ettiler. 3000 kişiyle. Ve Hazreti Ali'nin yüzüne sen ilahımızsın, Rabbimizsin dedi. Hazreti Ali de bunu İran'a sürdü. Kaç günler, küs günler İran'a toplanıyorlardı. İbn-i Sebe de oraya gitti ve kendi yakınlarını Hazreti Ali öldürmedi, yaktı. İbn-i Sebe'yi fitne olur, ordudan işi kalk çıkar diye yakmadı. Oraya sürdü, orada toplandı. Oradan sefer yaparak Hazreti Ali'ye karşı durdu. Çünkü Hazreti Osman Emevi'ydi. Hazreti Ali Redialan Haşimilerdendi. Şimdi meleklerin için iman yok. Çünkü hata yaptı Cebrail. Ona vahiy getirmesi gerekirken Hazreti Peygamber'i getirmiş. Otomatik meleklere iman yoktur. Ha şimdi kim nereye hücum ediyorsa hemen itikad esaslarını şey yapıyoruz. Ha bundan dolayı. O hücum ettiği şeylerle uğraşmayın. Çünkü soru bitmez. Ben abi ayağımı kaldırırım, 100 tane soru sayarım sana. Bunları Emir Dağ 2'de anlatıyor. Diyor ki, İhvan-ı Müslümin'i 2 sene meşgul ettiler usta zamanında. Hizmet edecek, cihat edecek, sağa sola İslamiyet'i anlatacak kişileri soru sorarak durdurdular. Soru sordular, meşgul ettiler. Sorularla imanlarını çaldılar. Soru sorarak bu sefer as elemanları hemen herkes geliyor cevap arıyor. Peki iman mı edecek? Sonra 2 sene sonra anladılar. Şimdi sorularla cevap değil, bak ne dediği değil adamın. Kimin için dediği önemli. Kaderi inkar etmesi Şialarda olmadığındandır. O zaman otomatik Şiadır. Mesela peygamberi direkt yapamazlar çünkü kibirli bir insandır. Niçin peygamberlik hala inancı var? Çünkü 12 imam onun devamıdır. Onu kaldırsan imam yok olur. Dolayısıyla melekleri iman, onu da atladım. Takkiyi atlıyorum. Vaciptir. Şiilere göre, Şii İran'a göre, inancına göre Sünniler Müslüman değildir. Red atlıyorum. Lazım olacak şeyleri anlatıyorum. İbn-i Sebe Ehl-i Beyt muhabbetini istismar etmiş, ilah hanedanı ilan etmiştir. Niçin? İran'da hulul akidesi vardı İslam'dan önce. Müslüman olduktan sonra o hulul daha tam oturmamıştı İslamiyet İranlara. Hulul akidesi devam ediyordu. Hulul akidesi şu demek. Allah haşa insana sirayet etti. İnsan Tanrı oldu. Allah diyemeyeceğim yani. Gül kokusunun güle sirayet etmesi gibi. Bu hulu. Yani sigara içen sigara içenin yanında içmeyen oturduğu zaman içine kokar, siner. Yani hulu Allah Hazreti Ali'nin içine girdi. Hazreti Ali oldu. Ama o öldürülen şeytandı. Çünkü Hazreti Ali'nin simasına giydi. Ama Hazreti Ali sonra inecektir. Bulutların arkasındadır. Hep Şia akidesinden anlatıyorum.
Tamam? Şia akidesi. Dolayısıyla Hazreti Ali ilahtır. Haşa diyor. Ve ailesi de ilah hanedanıdır. Ondan gelenler de ilahtır. Hazreti Hüseyin ilahtır. Hazreti Hasan da ilahtır. Hazreti Hasan'ı çok pompalamazlar. Hazreti Hüseyin'i hep anlatırlar. Çünkü Hazreti Hasan fedakarlık yapmıştır. Vermiştir, terk etmiştir. Hazreti Hüseyin mücadeleye gitmiştir. Onun için dikkat ederseniz Kervan'da Hazreti Hasan şey değil, Hazreti Hüseyin daha öne çıkar. Başka Hulul'u anlattım size. Şialar 33 kola ayrılıyor. Bunlardan bir tanesi de Aleviliktir. Alevilik de oradan türetilmiştir. Hazreti Ali'nin ilah kabul eden grupları vardır. Şimdi başka bir şey anlatacağım size. Şialar dini sohbet yapan ve dini kaynaklara ve kişilerin kutsiyetini kırmak için ampulle uğraşmazlar. Şartele hücum ederler. Onun için aşağılamak yolunu tercih ederler. Kalkar. Hoca efendi, dinimizi istismar ediyorsun. Kıblemi aldın. Hacımı aldın. Secdemi aldın. Diye böyle bir anda çıkarlar. Bunların cevabı kovmaktır. Haddini bilmeyene haddi odur. Dolayısıyla dini kaynaklara ve dini şahsiyetlere şüphe uyandırmaktır. Hazreti İmam Azam, İmam-ı Rabbani Hazretleri şeylerine, kütüb-ü sittelere hücum bundan kaynaklanıyor. Çünkü kütüb-ü sittelerin için yanlıştır. Hazreti Ali ve hanedanından gelen hadisler hadistir. Diğerleri değildir. Ama bazıları inkar edilmiyor. Çünkü Şia akidesine uyan kütüb-ü sittedeki hadisler doğrudur. Şia akidesinden gelmeyen hadisler yanlıştır, uydurmadır. Bunu da Kur'an Müslümanları diye söylerler. Oysa mealle bakın demek bu proje Deccal'ın, Süfyan'ın projesidir. Usta zamanında şey yapalım, 25'in sözü de geçiyor. Mealle gidin, çünkü niye mealle, niçin korkuyorsun be Hasan sen peki? Meal, bazı ayetlerimiz müteşabihtir diyor Cenab-ı Hak. Mesela Yedullah ve Çullah Rahman Alel Aşiste var. Neyse ki misli şeyin diyor sonunda da. Yani Allah'ın yüzü, Allah'ın eli, Allah arşta istiva etti. Ama sonunda bunu anlamanız için çarpıyoruz diyor. Neyse ki misli şeyin, o hiçbir şeye benzemez. Oturmaya benzemez ama öyle benzetiyor. Çünkü nasıl anlatsın? Bazı müteşabi ayetleri zahirde anladıkları için böyle bir tanesi gelmişti bana. Zahirde mesela dünyada ama olan ahirette amadır. Dedim ne suçu var yani adam ahirette de ne ama olsun. Ya o manevidir. Niye tevil ediyorsun? Niye izah ediyorsun? Al bu. Kur'an diyor ki bilmiyorsanız bilene gidin. Bu adam diyor ki hayır Kur'an'a gidin. Peki birisi vardı. Kur'an öğretmiştim. Rize Çağeli'nde. İki sene sonra baktım ki hocam dedi ben İmam Azam'a uymak zorunda mıyım? İmam Azam'a uymak zorunda mıyım diyor. Daha Ramazan'da taharet almayı bilmiyor. Tamam. Abdestin vacipleri kaç tanedir bilmez. Abdestin farzları var da vacibi var mı yani? Değil mi? Şimdi dedim ki Kur'an, İmam Azam'a uymak zorunda mıyım? Kur'an'a uyun. Dedim ki kardeşim sen böyle değildin. Sen diyorsun ki hiçbir imama uymayın demekle bunu sana öğretene uymuş olmuyor musun? Bir daha. Da toparlayın zihninizi. Sen bu bilgilerin yoktu. Gökten sana gelmedi. Birisinin kitabını okudun veya birisinin sohbetine katıldın. Ne? İmamlara uymayın. İmam Azam'a uymayın. Kur'an'a uyun. Bunu sana kim öğrettiyse ona uymuş olmuyor musun? Hani imama uymayacaktık? Ona uydun. Çünkü Kur'an bilmiyorsanız bilene sorun. Başıma gelmişti böyle bir şey.
Madem Kur'an'da her şey var dedi, bana söyler misin dedi, 100 kilo çuval undan kaç tane ekmek çıkar diyor, Kur'an'da var söylediğine göre diyor. Adı da Nizamettin. Ya ateist sormuştu. Yarın gel sana söyleyeceğim Kur'an'dan dedim. Tamam dedi hocam, o daha heyecanlandı olan 100 kilogram çuvaldan undan kaç tane ekmek çıkar, bakayım ulan kaç tane çıkar, ben Kur'an'da nasıl göstereceğim. Dedim ki şu kadar çıkar. Nerede yazıyor? Kur'an diyor ki bilmiyorsanız bilene sorun. Fırıncıya sordum dedi. Ne diyecek? Ha? Kimseye uyma diyenle uymuş oluyorsun. Hani kimse uymuyordu? Ehl-i sünnet ve cemaatın kutsi kaynaklarına ve şahsiyetlerine hücum etmek... Onun detaylarına girmeden elindeki hakikat, mesela benim elimde şu var. Buna hücum edemiyor, bu eli kırıyor. Otomatik bu düşüyor. Yani kişi bak, niçin ihtiyaç duyuyor? Bu milletin kadere, kader sorunu mu var? Kaderi inkar etmeye hangi hastalığını tedavi edecek ki toplumda bunu atıyorsun? Peygamberlerin rastgele hadisini biliyorsunuz, hadisi inkar etmek, ayet inkar etmek gibidir. Ehl-i sünnet. Rastgele o rahatlıkla nasıl inkar edebiliyorsun? Topluma ne ihtiyacın var? Yani kadere hücum etmenin ve hadislere hücum etmenin, çünkü peygamber yok edilecek. İmamlar var ya, bugün Suriye'de vesairede 9 tane sünni öldürmek cennetliktir fetvası vermiş Ayetullah Hamane. 9 sünni. 10 tane de değil, 7 tane değil. Niyesini bilmiyorum. Vaazdayken, kürsüdeyken, mihraptayken, ders yaparken hemen sorun diyorlar. Yoksa sizin dininizi, imanınızı, amelinizi çalıyor. Kandırmacasıyla aramızdan bazılarını seçiyorlar. Onlara fitne veriyorlar. Hatta Allah geleceği bilmez. Onlardan gene tayfa. Zaman zaman vitrindeki insanları değiştirirler. Kur'an Müslümanları olur. Sonra... Bilmem ne Müslümanları halkaları olur. Bunlar dönem dönem yaparlar. Çünkü meydan boş olduğu için. Mesela vitrinde bir yağ şerleri çıkarırlar. Yağ kebaleleri çıkarırlar. Tam o şey gider, başkasını getirirler. Ama gaye Kur'an değil. Gaye peygamber ve hadis. Çünkü Kur'an'ın şer ve izahı ve hayattaki karşılığı peygamber ve aleyhissalatü vesselam hayatı sinesidir. Başka, durup dururken bunların türmesi, aynı şeylere saldırmaları bu insanların tesadüfü midir? Ehl-i sünnet kaynaklarına, onun alimlerine ve yayınlarına hedef almaları hiç tesadüf olur mu? Kadere hücum etmeleri, şialarda kader olmaması tesadüf müdür? Şimdi... Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsiyetinden bahsedeceğim. Şia itikadını anladınız. Bir, tevhid vardı. Adalet vardı. Nübüvvet vardı. Bozulmuş ahiret inancı vardı. 12 imam vardı. Kayıp imamın geleceği vardı. Takkiye vardı. Yani münafık. Yani gözü olduğun gibi gözükmemek. Bu iman esasından o kadar usta olacaksın ki bilinmeyeceksin. Hatta en büyük düşmanının ismini çocuğuna koyacaksın. Bu takkiyenin gereğidir. Ebu Bekir ve Ömer koymak çocuğuna, kardeşine takkiyenin en ustalığıdır. Ama yemez, hayvan terli. Şimdi onun terlisini anlatayım. Ustadımızın talebesi vardı Tahir abi. O anlatmış bu misali Rüştü abiye, ben de size anlatıyorum. Adamın bir tanesi dükkanı varmış, orada maymun, camiye gittiği zaman namaza maymunu koyarmış, kimine çaldığını maymun böyle bakarmış. Böyle hemen tespit edermiş, hani şey yaparmış, müsaade etmezmiş. Demiş ki dostuna, benim maymun var dedi, hiç kimse dedi benim şeyimden çalamaz. Dedi ki ben dedi çalarım. Nasıl çalarsın? Dükkana gitmiş, maymun orada. Başlamış bir bizim bu arkadaş... De ya, yapa yapa maymunu uyutmuş. Çalmış. Sonra
Bu gidiyor. Dükkandan geliyor. Maymun uyanıyor. Tabii sahibi de geliyor. Diyor ki bak çaldım. Nerede? Çıkartıyor. Maymuna gösteriyor. Dükkan sahibi maymuna pat. Çaldığını gösteriyor. Pat. Ondan sonra dedi bir daha çal hadi. Ertesi gün gene bu geliyor. Maymuna şöyle yapıyor. Yapınca maymun böyle yapıyor. Daha yapınca böyle yapıyor. Anlıyorsun? Yemiyor. Öyle yani ne dediğiyle meşgul olma. Kimin için? Kimin için dediğidir. Kim? Niçin? Kaderin delilini arama. Kaderin niçin inkar etme ihtiyacını duyuyor? Kim bu? Niçin hadislerin delilini arıyorsun? Muhadis değiliz. Niçin hadislere hücum etme ihtiyacını duyuyor? Bu ihtiyaç nereden geliyor? Ha? Ona bakacaksın. Ha bu kimin projesi olduğu ortaya çıkacak. Bunlar ajandır. Özel yetiştirilmiş. Özel yetiştirilmiş. Zaten babaları söylüyor. Bazılarını belki de şaşıracaksınız ama kardeş birileri çıkıp bunları diyecek. Peygamber aşkın varsa tabii. Peygamberine kibirli diyen adam nasıl bir adamdır? Kibir, Allah kibirli bir peygambere itaat mı etmemizi söylüyor. Eğer Allah'a imanınız varsa Habibime ittiba edin diyor. Değil mi? Kibirliye ittiba edin olur mu? Mesela bak bugün bir 17. ayet, Tövbe suresinin 19. ayetini gönderdiler bana. Tamam. Ne diyor? Diyor ki melek diyor ayetlerini getirdiği zaman bak böyle ters yapmış. Oysa melek ayetlerimizi ona getirdiği zaman melekin ayeti varmış. Dolayısıyla sahtekar kendi ayeti olur mu meleğin diyor. Acayip bir şey. Farkında mısınız arkadaşlar? Amele hücum etmiyorlar. Abdestin farzı kaçtır? 4. Ne 4'ü ya? 5'tir demiyorlar. Amel yapmasa insan kafir olmaz. Günahkar olur. Ama itikada dokunuyor görüyor musun? İtikat. Ve itikadımızı muhafaza eden şartellere, ayna kaynaklara, ampullere dokunmuyorlar. Şimdi aslında bir peygamberimizden iki cümle okuyayım da dayanamayacağım. Ondan sonra mealin için ısrar ediyor diye şey yapacağım. Ama zaten çoğunuz Risale-i Nur bildiğiniz için mealin ne demek olduğunu, niçin ısrar ettiklerini biraz anlattım ama şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsiyet-i manevisi nedir? Şimdi ben şöyle biliyordum ama Allah'ın hay sıfatı direkt insana tecelli ettiğini biliyordum. Dolayısıyla insan canlanıyormuş. Öyle değilmiş. Neye benzer? Biraz önce leti kesikti. Keban barajının 500 bin voltluk ceyranını eve bağlayabilir misiniz? Ne olur ev? Duman olur. 500 bin voltu bu binaya bağlarsanız bina duman olur. İndirgenen trafolar var. Değil mi? Oraya giriyor, oradan da indirgeniyor. Geliyor 280, buraya kadar 220 biz kullanıyoruz. Giriş 280 galiba 250. 220 biz kullanıyoruz. Eğer 500 bin voltu şuna bağlarsanız duman olur. İşte 500 bin voltluk gibi subuti sıfattan olan hay sıfatı bir insana tecelli edemez. İndirgeniyor, hay sıfatı muhi esmasına dönüştürülüyor. Muhi esması Nur-u Muhammedi'ye dönüştürülüyor. Nur-u Muhammedi şeceri hilkat oradan da bize geliyor. Peygamberi devre dişi yap, Keban'dan bize kadar gelen devreleri devre dişi yapmak gibidir. Peygamber niçin ihtiyaçtır? Hayatın kadar ihtiyaçtır. Varlığın kadar ihtiyaçtır. Peygamber olmasa hayatiyetin olmaz. Çünkü Nur Muhammed'i kainatın ve varlığın çekirdeği. Adam diyor ki 571'de doğdu diyor. Bundan önce kainat yok muydu diyor. Nasıl diyor kainatın çekirdeğidir diyor. Peygamber anlayışına bak. Oysa insanın bir mahiyeti var. Bir hakikati var. Bir de beşeriyeti var. Bak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kimmiş? Alemi İslam'ın
Şecere-i Kübrası'nın menşeidir. Alem-i İslam'ın, Alem-i İslam ağacının menşeidir. Ağacın kaynağıdır. Çekirdeğidir, hayatıdır, medarı olan mahiyeti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şu, elime bakarsanız bu topraktır. Bu çekirdek ağaç olmuştur, meyve verdi. Bu çekirdeğin adı Muhammed'dir. Çünkü onunla beraber zikrediyor Cenab-ı Hak. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah. Tamam. Camideki Allah lafzı yerine Rahman Rahim yasan olmaz. Zat-ı isim değil. Zata işaret eder Allah. Muhammed yerine de başka Mahmut, Mustafa, Ahmet koysan, Beşir koysan, diğer 55 tane ismi var, olur mu olmaz. Çünkü Muhammed insan ismi değil. O kainatı yaratmadan önce kainat ağacının çekirdeğinin ismidir. Nur-u Muhammedi. Bu çekirdeğin adı Muhammed'dir, Nur-u Muhammedi. Ağaç şahsiyeti Muhammediye'dir. Ağacın meyvesi Risalet-i Ahmediye'dir, Ahmet'tir. Onun için 19. söze Risalet-i Ahmediye denmiş. Risalet-i Muhammediye denmez. 19. mektuba Mucizat-ı Muhammediye değildir. Mucizat-ı Ahmediye'dir. Beşeriyetin, peygamberin mucizeleri olur. O çekirdek adıdır Muhammed. Onun için Vehhabiler der ki beşeriyeti koymuşlar kıblesine. Hayır. Rahman ve Rahim koysan Allah yerine olmadığı gibi Muhammed yerine Mustafa koysan, Ahmet koysan olmaz. Niçin olmaz? Çekirdeğin adıdır. Allah vacibül vücudu simgeler. Muhammed Allah'ın dışında yaratılan mahlukatın çekirdeğini simgeler. Ondandır ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam şecere-i kainatın çekirdeği aslisidir. Ha? Çekirdeği aslisidir. Alemi İslamiyet'in maneviyatını teşkil eden kutsi kelimatı, tesbihatı, ibadeti en evvel bütün manalarıyla hissedip yapmaktan gelen terakkiyat ruhiyesini düşün. Yani Allah var iken hiçbir şey yoktu. Biz bilmiyorduk. Eğer peygamber olmasaydı Allah bilmeyecektik. Allah bilmemek ne demekse peygamber o kadar ihtiyaçtır. Zıttı kadar düşünün. Allah'a iman etmek kadar ihtiyaçtır peygambere iman etmek. Çünkü Allah o tahmin ettiriyor. İman esasından zaten. Âmentü billahi ve melaiketi ve kütübü ve resulü. Allah'ı, Allah var ama alemimizde yok. Ne olurdu? Düşünün ki İslamiyet yok alemimizde. Ahirette inancımız yok. Nasıl yaşardık arkadaşlar? Gençler, kanser oldu. Ölüm vakası hadisesinde ahirette inancımda da yetişmese insan nasıl tahammül eder? O kadar vaka var ki tahmin ediyorsunuz. Ben ama siz de biliyorsunuz ama benden fazla var. Ölüm sekeratlarına katılıyorum. Cenazelerine katılıyorum. Düğünlerine, hastalarına katılıyorum. Böyle yapmış. Ölüm zaten hepimize attı ama biraz bir derece gaflet bizi unutturmuş. Ama kanser, doktor demiş ki, nereden bilecektim ben bu bilgiyi? Akciğer kanseri 15 gün 3 ay. En fazla 3 ay. Şimdi almış raporu. Diyor ki, abi diyor, Azrail bana nasıl gelecek diyor. Nasıl gelecek biliyor musun? Gördüğü zaman seni ferahlatan, konuştuğu zaman seni rahatlatan bir insan düşün. O simada gelecek inşallah sana. O simada. Bu söze o kadar ihtiyacın olacak ki, doğdun, ölüm anına kadar bütün iyiliklerin toplanıyor, kötülüklerin toplanıyor, iyiliklerin galip geliyor. O da seni rahatlatan bir insan düşün mesela, bir insan siması. Mesela bir misal söyleyeyim, yatıyorsun. Aa, orada bir tane sevdiğin geliyor. Çok sevdiğin. Aa, abi, ya ben seni ziyarete geldim. Abi neredesin ya? Kaç günden beri seni bekliyorum ya. İnsan dostunu ziyaret etmez mi ya? Bak kanserim, ölüyorum. Ben de zaten duydum kanser olduğunu.
Ama sana bir ilaç yaptım. O ilacı verdiğim zaman fişek olacaksın. Sonra ayağa kalkacaksın, benimle dolaşacağız. Yapma ya. Tabii canım, dost böyledir. Geliyor. Elini bir sürüyor, ilaç veriyor gibi. Bak nasıl oldun şimdi? Çok iyi. Hadi gel gidelim. Kapıdan çıkıyor, onun adıdır ölüm. Meğer Azrail'miş o. Bir tanesini ben vakayı anlatayım. Almanya'da Sekerat'ta rastladığım bir şey. İmamlık yaparken camide. Mecburu evlere gidiyoruz. Bir babaanne var, babaanne yaşlı bir evde. Şimdi o Sekerat anında öyle bir moda gidiyorlar ki nefes almayı yukarıya aşağı giden bir tanesine üç tane nefes sokarsın sen. Üç tane nefesi sokarsın ya. Bir bırakıyor. Duruyor duruyor. Bak gitti. Yok devam. Şimdi iyisini anlatıyorum. Menfisini anlatmayacağım. Eğer isterseniz bir tane menfiyi anlatayım. Bak bir tane iyisini anlatayım. Sekerat'ta çok bulundum. İşim itibariyle. Şimdi babaanne böyle yaparken günlerce konuşmuyor. Zaten bitmiş ya. Sekerat ya. O anda dikleniyor, gözü açıyor ve gülüyor. Niçin zahmet buyurdunuz? Böyle acayip oldu. Kim gelmiş ki? Ne diyor bak? Gülüyor aynı böyle. Niçin zahmet buyurdunuz? Bir tanesini anlatayım. İyi yaslanan ama. Şimdi bu erkek anlatacağım. Yasin ve Kur'an'ın hakimin kelaminel mürselin. Okuyor. Birinci sayfayı bitirdim. O da böyle. O anda bir nara atıyorum. Ha! Diye bir nara yapamıyorum. Bu gözde birbirine, damak birbirine, çene böyle oluyor. Bir görsen ağız, surat değişik. Ben Hüya hocayım değil mi? Yasin'in ikinci sayfasındayım Bedir. Ne abdest kaldı ne sistem kaldı. Hepsi. Yani ben burada erkeklik de yapardım. Ay, hiçbir şey yok. Ödüm parktı, sistem ne şey. Sadık Allah razı. Vallahi onu diyemedim. Sadık Allah razı. Bütün iniş takımları fiyasko. Güya şey ama her kaç gün kendime gelemedim, gece rüyalarıma girdi. Ondan sonra anlatmayayım. Onu elim gitmiyor ki düzelteyim gözünü. Gözünü nasıl düzelteceğim? Gözü sokamam ki düzelteyim. Peki soruyorum. O niçin zahmet buyurdunuz? Bu kimi gördü? Bu kimi gördü de nara attı? Demek birisini gördü o da. Ya bu elimle o kadar insan yıkamışım, o kadar kefenlemişim ki. Bazıları gavur ölüsü gibi dönmüyor. Dönmüyor ya. Ona yakınları da yardım etmiyor, korkuyorlar. Bazılarına kurban olayım ya, nasıl alnından öpüyorum. Dokunur dokunmaz dönüyor. Lan ne biçim adamsın sen ya dedim. Bir gün böyle ayaklarını tuttum orada, tamam. Şimdi adama dokunuyorum, ters dönüyor ya. Morktan çıktım, elbiseli böyle heyecanlandım. Sahibi kim dedim ya, bu cenazenin sahibi kim? Keşke yapmasa. Tabii korktular, bir şey mi oldu yani cenazeye? Tabii yani böyle ne gördü falan. Buyurun hoca efendi, buyurun hoca efendi. Ya kardeşim bu ne iş yapıyor, bu ne bileyim mübarek adam ya. Dokunuyorum dönüyor. Ya hocam öyle desene ya dedi ya. Başka bir tane daha anlatayım size. Cenaze evine gidiyor. Hastanede almışlar, battaniye sarmışlar, yarın camiye getirilecek, cami imamıyız. Babayı oraya koydular, öteki odada. Ben de cenaze evine gittim. Şimdi kapıdan girer girmez sağda mutfak, tam karşıda salon, millet oturuyor. Ona maç konuşuyorlar. Cenaze evi, ona dedim herhalde ben yanlış yere geldim galiba. Ma hayır diyor, mutfaktaki bir adam ona laf yetiştiriyor, bir kare yapıyor. Hayır diyor, orada gol olmayacaktı diyor, bilmem ne yapmayacaktı falan. Ona tam kapıda böyle durdu. Ona buradan laf yetiştiriyor mutfak dışında, mutfaktan salona. Orada da konuşuluyor. Sonra ona dedim ya herhalde yanlış galiba. Tam
Tam çıkarken bu beni gördü. Buyurun hoca efendi, buyurun hoca efendi, burası dedi, burası mülakat dedi ya. Burası dedi. Ona içeriye girdim. Neyse, biz tabii uzun tere vermedik, başladık, bir sayfa okuduk. Orada ne sayfa okuyacaksın, yarım sayfa oku. İmani ders ya. Ama adet yerine gelsin, şu okudu, bak şimdi. Bak ne başımaya. Bitti, gideceğim 11 küsür saat. İyi dedim arkadaşlar, görüşmek isteyen yarın inşallah şey. Bir dakika hocam sizinle görüşebilir miyiz dedi. Büyük o mutfaktan laf yetiştiren, maç orada gol olmayacaktı diye. Oysa babası oldu. Dedi ki hocam görüşebilir miyiz? Dedi hocam dedi, babamın cesedini lojmana getirebilir miyiz dedi. Olmaz kardeşim dedim ya. Olur mu dedim. Niye olmaz hocam dedim. Korklarsa ben ne yapacağım dedim. Hocam dedi korklar mı? Bir adam korklamıyorsa niye bana kargılıyorsun? Babanı bir akşam bile tutmuyor. O ki korklamayacak bana niye gönderiyorsun? Şuraya bak. Baba orada maç konuşuyor. Ya. Men dakika dukka. Demek o da öyle yaşadı ki çalma kapıyı çalarlar kapını. Ya. Şimdi şuradan okuyacağım. En azından bu akşam şunu öğrendiniz. Kim niçin bir şeyi yapmaya ve söylemeye ihtiyaç duyuyor? Nereye hücum ediyor? Bir dakika, ne ihtiyaç var buna? He, bak bakalım, nereye inkar ediyor? Burayı. Bunu inkar edenler kimdir? Hangi millettir? Hangi mezhettir? Tak, o proje olur. Vele dalin amin. Sonra bir baktığın zaman, uff, neler çıkıyor ya. Ha. Çıkar hani. O kadar bu millet projeleri gördü ki, yemedi yemeyecek inşallah. O kadar projeleri gördüler ki kardeşim, deccal yapmış, deccal. Kur'an diyor meali okunsun, ne mal olduğu ortaya çıksın diyor. Tamam. Yani müteşabi ayetleri, çünkü bak, bundan 12 sene evvel işittim ki en dehşetli ve muanit bir zındık. Bak, zındıktan bahsediyor. Kastamonu kaçta yazılmış? 26 da Bağla'da başladı. 8 sene koy. 34. 34 senesinde Kastamonu'ya sürülmüş. 8 sene de orada kalmış. 1934'te yazılan bir kitapta bir şey okuyacağım bak size. Şaşıracaksınız. Keramete bak, keramete. Adam evliyanın kerametini inkar ediyor ama bu evliya bak, inkar edene bak ne yapıştırıyor. 1936'da bak şurada. Bu İslam ismi altındaki zındık. İslam ismi altındaki zındık. Kurnazcasına, kurnaz olacak. Saf değil Müslümanlara. Ya da saf değil, saf sokaktaki. Cemaat olmayan, Risale-i Nur'u görmeyenlere, cemaate girmeyene dinlettirmek ve göstermek için öyle bir tarzda gitmiş ve küfrünü gizlemeye çalışmış ki, küfrünü. Şeytaniyetten, şeytandan ileri gitmiş. Babası demiş ki, şeytanım kadar sevmiyorum demiş. Bak, keramete bak. Babası öyle demiş. Şeytanım kadar sevmiyorum. Şeytan daha mübarek. Çünkü niye? Şeytaniyette şeytandan ileri gitmiş. Beni çok mütezi. İslam ismi altındaki zındık. Fakat ben buna kızmıyor. Saf tirik benim Müslümanıma kızıyor. Bir tanesi şu Fatih Camisi'nde cenazede beni gördü. Radyolarda konuşan, hoca unvanı olan hoca, Seyit Salih abinin cenazesinde beni kenara aldı. Hasan kardeş, heyecanlı heyecanlı. Hasan kardeş, bu ne ya küfür, ona bunu küfür, buna zındık diyorsun. Ne biçim adamsın dedi ya. Böyle denilir mi? Bitti mi dedim siz? Bitti. Doğru söyledi. Kur'an şahit olsun, Allah şahit olsun doğru söylemezsen. Tamam dedi. O zaman durdu. Araban çalındığı zaman yaptığın feveran, yani polise, karakola, bilmem şeylere yaptığın feveran kadar kaderi inkar edene yapmıyorsan sen insan değilsin. Camına birisi kırdığı zaman, hey kimdir ya, nasıl attınız ya, kim attı diye yaptığın feveran kadar peygambere kibirlidir değen adama bu feveranı yapmıyorsan sen insan değilsin. Dedim. Galiba haklısın dedi. Dedi ki ehli kıble olabilir mi? Be adam,
Bunu sokaktaki adam sorar. İman esası bir bütündür. Âmentü billahi ve melâiketi. Allah'a iman etmek, melekler iman etmek gibidir. Kitaplara iman etmek, kadere, haşre iman etmek. Bir tanesi inkar etmek hepsini yok eder. Onun izahı var niye diye. Şimdi Allah'ı inkar etmek neyse bunu inkar etmek aynıdır. Sen şimdi araban çalındığı zaman vereceğin feveran kadar kaderi inkar edene yapmıyorsan sen insan değilsin. İnsan değilsin. Doğru. Hem yapmazlar benim Müslümanıma hem yapana da elini kolunu bağlarlar. La kardeşim senin peygamberine kibirli, Allah'ın geleceği bilmez diyen, tamam mı? İman esaslarını inkar edene nasıl tepkisiz kalabiliyorsun? Nasıl, hangi yüzde geçeceksin peygamberin şefaat isteyeceksin? Allah Kur'an'ında Habibim dediğine kibirli, kibirli Habibim der mi? Oysa mevzu şudur. Adamlar şart koşmuş. Firavuncukları, Firavun. Ya biz dedi öyle köle, fakir, fukara, yani saygın olmayan insanlarla biz oturup sohbet etmeyiz. Hepimizin bildiği şey bu. Peygamberimize şart koşmuş. Zındık. Ondan sonra peygamberimiz bunlar reis oldukları için, aşiret reisleri, kabile reisleri oldukları için anlatayım ki bunlardan dolayı da insanlar kurtulur diye kabul etmiş. Tamam, hususi anlatacağım dedi. Onların dışında, onların meclisine gidiyor. Peygamberin meclisine gelmiyorlar. Peygamberimiz oraya gidiyor. Oradan geçerken Ümmü Mektum diye ama geliyor peygambere. Yani biraz bedevi. Nasıl bedevi? Ben bak başkasını anlatayım da onu da anlarsınız. Peygamber aleyhissalatü vesselam kendi etrafına ders anlatırken adamın bedevinin bir tanesi çişi geliyor, affedersiniz ama bu böyle yani. Ashab-ı Sufan oldu var ya Medine'de. Adam çişi geliyor, kalkıyor, kenarda şır şar 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 işiyor. Çadırın kenarı ya. Hani kerpiçle yapılmış. Kuma işiyor. Hazreti Ömer durur mu ya? Ne var? Talbiye vardı. Hazreti Peygamber bir şey demeyince, bir şey denir mi bana? Hazreti Peygamber diyor ki aleyhissalatü vesselam bilmiyorum diyor. Ya ben bilmiyorum. Adam işiyor, geliyor. Sonra ona uygun uslupla anlatıyor. Adam ne diyor? Bilmiyordum ya Resulallah. Ben, adamları anlayın yani. Ben 1994'te Hatay, Yukarı Karafakıllı köyünde imamlık yaparken, belki vardır, tuvalet yoktu o köyde. 94 ya. Kenar köşede yapılıyorlardı, çöküyorlardı. Orada Allah'a nasip etti. 17 tane tuvalet yaptırdık. Sağdan soldan zenginlerle taş aldık, bilmem ne yaptık. Yani niçin bunu anlatıyorsun? Daha 1994, 1400 sene önceki bedeviyi düşün. Laf anlamaz kardeşim. Şöyle ya. Psikolojiniz oraya yoğunlaştırın. Sensin. Kızını aldın. Kızı olmayanlar, kızı olanlara söylüyorum. Kızı yoksa bacına, ablana, tezenin kızına. Tamam mı? Dağ çıkarttın, kuyu kazdın, kuyuya attın. Dayı, amca, baba kurtar diyen çocuğa kürekle toprak atıyorsun. Ruhunu seyret, ruh. Nasıl bir ruhtur? Bunu biliyorsun da ben ruhunu seyrettirmeye çalışıyorum. Bir şey anlatacağım. Baba, beni kurtar denilen kişi toprak atıyor. Bu gayet rahat bir ruhla bunu yaptı mı? Bu şehire inerse ne yapar bu? Bu şehire indi. Dedikler ki Muhammed dinimizi inkar ediyor. Kızını böyle gömen bu ne yapar? Nasıl bedeli? Yani bunun daha ilerisini düşünebiliyor musun yani? Adam kesebilirsiniz. Adam vurabilir. Kavga edebilir. Deniyor. Sinirlendin. Ama uzun bir vadeli günlerce kuyuyu kazıp kızını gömemezsin. Yapılamaz. Bunu ancak yeni dünyada Amerikalılar yapar, İsrail yapar, İngiliz yapar, Suriye'de, Irak'ta ancak bunlar yapar. Yani bunların da böyle yaptığını da duymadım yani. Yani anlamak istediğiniz şu, o ruh şehre iniyor ve peygamberimizin karşısında bize tek anlat diyor. O da Ümmü Mektum geliyor ama ne yaptığını bilmiyor. Yani ayakta, kenarda işleyenler. Şimdi bu konuşmasını bitirsin ya, konuşuyor da konuşuyor yani en azından namazın ama. Şimdi gelinmeyeceğini bilebilir mi? Langur langur gelmiş. Allah Resulü daha sonra sor demiş. Şimdi konuşuyor. Hemen girmiş bana Allah'tan bahset. Bana hayır bir şeyler al. Evet, bu senin zaten garantisinden. Sonra dönmüş, tamam mı? Dönmüş.
Sen zaten garantisinden kenara dur. Ama anlamıyor ki. Basmıyor yani tabestan. Yani anlamıyor yani şeyle zındıkla mücadele ettiğini. Şimdi de öyle yani mesela. Böyle bu aynı zındıklar ya. Yani. Aynı türevden türetilmiş. Şimdi bunlar ya. Şimdi Peygamber Aleyhisselam ondan yüz çevirdi. Yani ona ey ya Resulullah deyince böyle Resulullah buyur demezmiş. Resulullah'ın arakı şu. Çağırdıkları yöne döner yüzü. Mesela biz çağırsa Hasan Hoca buyur kardeş. Ya dur ya. Böyle yaparız ya. Yani. Peygamber dönmedikçe buyur demezmiş. Ya Resulullah deyince bunlardan yüz çevirdi zındıklardan. O kefenelerden. Ya bana Allah sonra demiş yani. Bak kibir olur mu yüzde. Çünkü öyle mütevazı ki göğsünü dönmeden buyur demezmiş. Dönermiş yani. Ona demiş ki daha sonra. Adam ne diyor buna? O kibirli adam. Niçin diyor? Mecbur durumda. Çünkü Şia inancında peygamber böyledir. Niçin? Cebrail hadi şaşırdı ayeti. Hazreti Ali'ye getirecekti. Sana getirdi de sen niye aldın? He sen niye aldın? Hazreti Ali anlamadı kendi hakkını da bunlar anladı şimdi. Ayetlerin ona geleceğini Hazreti Ali düşünemedi. Bunlar anladı. Hazreti Ali 23 sene itaat etti mi? Etti. Ya korktu, ya hak bildi. Ha o şimdi bilemediği, hakkını anlamadı, sen hakkını diyorsun. Bundan 12 sene evvel işittim ki en dehşetli ve muanet bir zındık. Kur'an'a karşı suikastını tercümesiyle yapmaya başlamış ve demiş ki zındık min kemal yani. Kur'an bedelini ödedim kardeş. 85'te ödedim. Her aklına gelen işkenceleri de gördüm. Ayağıma bile sıkıldı tamam mı? Bu bedel ödediğim için rahat söylüyorum. Min kemal yani bu. Bu rejim. 98'de yaptılar o işkenceyi bana. Kur'an'ı tercüme edilsin. Niçin söyledim biliyor musun? Nasıl rahat söylüyor? Bedel ödedim kardeşim ben faturalıyım. Hani kaçak çay içiyorlar ya. Kaçakçı diyorum ki kaçak çay içmeyin kardeşim caiz değil. Ne abi diyor faturası yok. Kaçak. Hani bu ya. Yani biz faturalıyız kardeş. Faturayı ödedik. Dişimizi mi kırmadılar? Ayağımıza mı sıkmadılar? Vesaire. Ha mümkema. Sufyanet'in birinci rüknü bu. Birinci rüknü aldatmakla. İkinci rüknü zulümle. Maraşan tarafkirliğiyle. Dördüncü rükün ilim ile. Muallimleri ve hocaları tesir edecek. Dinden tecerrüt etmiş marifi rehber edip şiddetle tamimine çalışacak. Hücum ettiği yer üç ortam olacak. Şair İslamiye ve siyaset İslamiye hücum edecek. Risale-i Ahmedi inkar edecek. La ilahe illallah demek yeterli olacak. Muhammed Resulullah demesen de olur, olur diyecek. Risale-i Ahmedi inkar edilmiş oluyor. Kur'an, rahat olun kardeşim, adam dininizi bozuyor rahatlıkla, sen dinlemekten rahatsız oluyorsun. Adam kaderi inkar eder, adam peygamberi inkar eder. La ilahe illallah dese imandır. Muhammed Resulullah demese, 26. mektubun, 4. mefasın, 5. meselesinde aynı soru yok mu? La ilahe illallah dese, Muhammed Resul demese, çare-i necat mıdır? Var mı bu soru? Var. Ustad ne diyor? Çare-i necat değildir diyor değil mi? Ehl-i sünnet bütün ulemanın ittifakıyla diyor. Kardeş, niçin rahat söylüyorum? Adam rahat dini inkar ediyor. Rahat dini bozuyor. 206 emirdağında diyor ki, şair-i İslamiye'ye, yani başörtülere, yani din örfü adetlere, bir, siyaset-i İslamiye'ye hücum edecek, 15. mektupta Risale-i Ahmedi inkar edecek ve bunu ilimle yaptığı için ilmiyle dalalete gidecek. Şu anda 5. şu an. Ve Sufyanet'in 4. rüknü ya. Kur'an tercüme edilsin ta ne man olduğu bilinsin. Yani lüzumsuz tekraratı herkes görsün ve tercümesi onun yerinde okunsun diye dehşetli bir plan çevirmiş. Hani bak Kur'an meali. Meali de kendisi yapmış bak. Meleğin getirdiği, meleğin ayeti diyor. Ya meleğin Allah'ın getirdiği ayet. Ben nasıl diyorum? Yeri de söylüyorum bakın kitabına. Tövbe suresinin 19. ayet.
Ayetin kaynağı melek gösteriyor. Ya Ceyit, ya neresine şey yapacaksın? Onun için nerede yumurtlamış, onu bu sefer zaman bulamazsın, hizmet edemezsiniz. Bunlarla meşgul olmayın. Ha, ne, söylemiş. Ana noktalar nedir? Şu, peygamber hücum ediyor, hadislere, kütüb-ü sitteye hücum ediyor, iman esasına hücum ediyor. Ha, bu iman esaslarıyla, ehl-i sünnet iman esaslarıyla Vehhabilerin, işte Şiaların, Mucifilerin, Muciriflerin vesairenin hangi itikat esaslarında farklıdır? Baktığın zaman ben bu yola çıktım, bakma kader yokmuş burada Şia'da. Ulan kütüb, peygamber de şey yokmuş, melek de hata yapmış. Ha, bunun adına bunu yapıyor. O zaman bununla uğraşmayacaksın. Kaynak bu, millete bunu gösterecek. Bu bunun projesi diyeceksin. Bu da böyle. Fakat Risale-i Nur'un cehredilmez hüccetleri kat ispat etmiş ki Kur'an'ın hakiki tercümesi kabil değil. Niçin değil? Çünkü bak mesela Allah diyor ki semaya, buluta, ey sema suyunu kes. Ey az suyunu yut. Ben de derim aynısı. Niçin ayet olmuyor? Niçin Allah'ın söylediği? Yani Allah'ın konuşması insan konuşmasına benziyor. Sebebi insana hitap ettiği için. Allah'ın kendisine yakışır tarzda ayeti olsa kim ne anlar? Yüksek gerilimden ben eve elektrik mi alacağım? O zaman Allah'ın konuşması, insanın konuşmasına indirgenmesi merhamet ilahidir. Peki insanın konuşmasıyla Allah'ın konuşması arasındaki farkı nasıl yapacağız? Çünkü Allah'ın konuşmasının, kelamın içerisinde ilim, irade, kudret var diyor. 430 sözlerde. Beşerin konuşmasında ilim, irade, kudret yok. Mesela ey sema suyunu kes dediğimiz zaman yağmur yağdırılırken su kesilir mi? Kesilmez. Göl oldu. Göl. Ey yar suyunu yut. Kim dinler? Yalvan kaymakamını. Ha. Allah dediği anda oluyor, olduğu anda söylüyor. Çünkü kelam ilahi ilim, irade, kudreti tazamun ediyor. İçerisinde Allah var. Onun için tesir ediyor. Ondandır ki zındıklar Allahu Ekber, Allahu Ekber, Tanrıludur, Tanrıludur, yoktur ondan başka tapılacak. Bunlar hep gözüktü bu millette ya. Ya. Ama haydin felah, haydin felah yapmamışlar. Haydin kurtuluşa, kurtuluşa dememişler. Kurtuluş olur. Bu neler görmüşüz ya. Camiler ahır yapılmış ya. O nesil, o zihniyet durur mu? Aferin lan size. İslamiyetinize devam edin ya. Medeseniz açın. Tabi itikadınıza dokunur muyuz? Haşa devam edin. Yani Gülgülistan öyle mi? Münafıklığa girdiler. Tecavüzden vazgeçtiler. Zındıkaya girmişler. Ne yapmışlar? Aramıza girmiş. Şu paragraf okuyorum, kesiyorum. Risale'nin celedilmez hüccetleri katı ispat etmiş ki Kur'an'ın hakiki tercümesi kabil değil. Ve lisanın nahvi olan lisan-ı Arabi yerinde Kur'an'ın meziyetlerini ve nüktelerini başka lisan muhafaza edemez. Her bir harfi 10 adetten binler kadar sevap veren kelimat-ı Kur'an'ın mucizane ve cemiyetli tabirlerini yerini beşerin adi ve cüz'i tercümeleri tutamaz. Tercüme meal ne demek? Benim nüfus kağıdımı görseniz. Cilt no, sayfa no, doğum, tarih, ana baba, memleket. Beni tanımış oldunuz mu? Yok. Benim gibi bir adam varmış yani. Ama benim duygularım, hissiyatlarım, latifelerim, zihniyetim, inancım bilinemez. Nüfus kağıdına yansımaz. Nüfus kağıdına yansımaz. İşte meal nüfus kağıdıdır. İçeri mana mertebesi, mesela ben bir harfim. Fikriyatım var. Mesela bir fizikçi geldi. Ağaca bakıyor. Fizik noktasında, kimyacı kimya noktasında, biyoloji vesaire. Herkes kendi noktasına baktı işte. Kur'an'ın her bir harfi insana benzer. Zahirde nüfus kağıdım var ama batınen nüfus kağıdım olmaz. Kayda girmez. Hissiyatlarım ayrı, düşüncelerim ayrı, fikriyatım ayrı, meyillerim ayrı, vicdanım ayrı, dimağım ayrı, ayrı da ayrı. İşte beşerin kelamı beni nüfus kağıdına indirmesi ne kadar geçerli ise Kur'an'ın meali de aslında öyledir. Senin bütünlüğünü, ruhsal yapını, kalp ve aklını, dimağını, maneviyatını, inancını nüfus kağıdına iner mi? Mealada Kur'an'ın manası inmez işte. Veya Kur'an'ın harfleri oduna benzer.
Odunun içerisinde duman var. Odunun içerisinde nur var. Ütrüveyan ışınları var. Letafet var. Latifelik var. En büyük düşmanı ateş odunun içinde. Odunun düşmanı ateş odunun içinde. Peki ne yapmış odunu? Bu zıtları, dumanı ve nuru cem etmiş, odun gözükmüş. İşte odun gibi ama batınan odun değil. Odun yaktığınız zaman bak kim çıkıyor? Güneş çıkıyor. Odunda, oduna güneşi saklayan Allah ayetine de kendisini saklamış. Peki başka bir tane örnek vereyim. Gerçi o konumuz o değil. Hasta, cinli hasta, psikoloji hasta. Ona şey okuyun, coğrafya kitabı okuyun. Dağlar şöyle oluşmuştur, tamam mı? Veya Bizans Roma tarihi, Osmanlı İmparatorluğu şöyle yapmıştır, Fatih Sultan Mehmet. Hasta düzelir mi? Tamam. Ama ben çok gördüm. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Veya hastalar görmüşsünüzdür. Ezan okunurken, Kur'an okunurken kulağını tıkayan böyle. Delik araya. Lan coğrafya okuyoruz. Şarkı türkü dinliyorlar televizyonda. Gayet rahat. Bakırköy'e gidiyorum ha, Bakırköy burada. Ben denediğim için yani. Ayeti deniyorum tabi estağfurullah ama görmek istiyorum İbrahim Aleyhisselam gibi. Şimdi gidiyorum ya 15 günde bir gidiyorum. Hava yazın daha çok oluyor. Dışarıda şimdi televizyonlar var her salonda. Şarkı türkü kırla gidiyor. Hiç. Ben bazen şöyle yapıyorum. Oturuyorlar ya. Bir sigara bitiyle. Sigara veriyorum. Şimdi mırıldanıyorum şöyle. Tebarekellezi biyedin mülkü ve alâ kulli şeyin kadir. Ellezi halakul muhtemun. Aynı böyle. Peki ayet okuyorum. Türkü okuyor. İyi. Ayet okuyorum. Ne var bu ayette? Ben de anlamadım zaten. Bu adam niye böyle oluyor? Bazılar saldırıyor. Rızık alacaksın tabii. Dayak da yiyeceksin. Çünkü dağıttılar bir abi beni. Acayip de oldu da geldi kurtardılar. Rize'de arabayı koydum sarayı. Dershaneye dolmuşa geçiyorum. Aha ben size kaç defa anlattım. Dolmuşa binmişim. Oturuyorlar. Bak gülüyorlar bilenler. Üç tane Natasha, Rus, Gürcü kadın. O oturuyor. Ben de esmerimi yapıyorum da ya. Minibüs gidiyor. İnna fetahnike fetemu bine menzur kalana sana size. Esmerimi okuyorum. Kimse duymuyor yani. Sana göstermek için şimdi böyle. Şimdi yani bu aşağıda oturuyor. Ben ayetteyim. Şey tutuyorum. Valla. Ben devam ediyorum. Şimdi ben de çaktırmıyorum. Üçüncü ses hiç yok. Kimse duymuyor. Diyor, kardeşim ne okuyorsunuz? Niçin okuyorsunuz? Ben bir şey okudum yok dedim. Hayır bir şey okuyorsunuz, beni rahatsız ediyorsunuz. Şoför de baktı aynı adam dedi ki, hanımefendi dedi bir şey okudu yok, biz de duyardık dedi. Hayır içinde bir şey okuyor dedi. Orada bir tane soruladı, içinden okuduğu şeyler sen niye rahatsız oluyorsun? Dedi ki, tamam okumayacağım dedi. Şimdi ama ciddi bir sükunet başladı. Şimdi hala gidiyor minibüs. Okumuyor. Ona deneyeyim dedim şimdi. Hiç Kur'an'a bak vallahi ya. Ben bu işi anlamış değilim ha. Ne oluyor? Nasıl sinyal oluyor? Anlamış değilim. Şimdi ya güneş odun olarak gözüküyor da. Odun donmuş güneştir de. Bu ayet bak ne olacak? İçimden gene ama duymuyor. Bak yine okuyorsun, yine okuyorsun. Ve şoför bey hemen durdurdu, atladı gitti. Peki, ben ne okudum, niye o rahatsız oldu canım? Müzik çalsana, memnun olacak. Ne var burada o zaman? Neyse, hiç ses yok. Dedi ki, şoför, dedi siz hoca mısınız dedi. Değilim dedi. Namaz kılınca hoca oluyor, biraz vaaz ettin müftü oluyorsun. Şimdi... Tahmin edeceğim durağıma geldim. Dedim ki şoför bey ben sağda ineyim. Dedi ki hayır inemezsin dedi. Seninle işim var dedi. Ondan sonra bir tane de yolcu inmiyor. Kardeşim niye inmiyorsun beni indirsene. Hayır dedi ben seni gene getireceğim. Ben, adam diyor ki benim de arka enseme ateş bastı diyor. Ya Kur'an bambaşka bir şey. Şimdi buna desen ki Fatih Sultan Mehmet Hazretleri surlara kadar geldi. Tam gidecekti şöyle oldu. O adama ateş olur mu? Ha? Ateş olur mu? Olmaz. Çünkü
nüfus kağıdıyla beni ne kadar tanımlarsanız onunla da öyle. Peki burada şu cümleyi bitireyim, cümle bitsin. Diyor ki beşerin adi ve cüz'i tercümeleri tutamaz, onun yerinde camilerde okunmaz diye Risale-i Nur'un her tarafından intişarıyla o dehşetli planı akın bıraktı. Fakat o zındıktan derseler münafıklar şimdi yine şeytan hesabına Kur'an güneşini üflemekle söndürmeye ahmak çocuklar gibi ahmakane ve divanecesine çalışmaların sebebiyle bana gayet sıkı ve sıkıcı ve sıkıntılı bir halette bu 10. mesele yazdırıldı tahmin ediyorum. Başkalarıyla görüşemediğim için hakikat hali bilmiyorum. Diyor devam ediyor. Ben 4 sayfayı söylüyorum. Sözde 461. sayfadan mealin insana düşüncesine ne kadar da zarar verebileceğini bazı ayetlerin anlatıyor. Ve aslı manasını tutamayacağını biraz önce misal verdim. Nüfus kağıdına benimle aramdaki veya buz. Bir bardak buz. Buz ama su değil midir? Bak Kur'an'ın içerisini anlatacağım. Buz. Kardeşim buz ama sudur. Doğru mu? Doğru. Su ama H2O'dur. Doğru. H2O mu enerjidir. Esirdir. Madde hayattır. Aynı hayattır. Akıl cevheridir. Ruh cevheridir. Nur Muhammed'i. İşte her bir ayet bu kadar hakikati barındırıyor. Atomdur ama kuantlar var. Enerjiler var. Kuantumlar, kuantum teorisi mesela. Her bir maddenin içerisi bir giriyorsun, kum saati giriyor atoma, atomdan sonra atom altı daha karmaşık. İşte Kur'an'ın zahirdeki her bir harfi buz gibidir. Ama suyu barındırıyor. Su ama H2O'yu, H2O ama esiri, enerjiyi, esiri, madde hayat, aynı hayat, akıl cevheri, ruh cevheri, Nur-u Muhammed'i, esma, sıfatı barındırıyor. Bu mertebeler. Ama gelir bir tanesini buzdan suyu alır. Ötekisi H2O'yu alır. Zıtları cem etmiş. Birisi yanıcı, birisi yakıcı. Su söndürücü. Peki, çok uzattım. Hakkınızı helal edin. Burada sorarsın. Abi bir atayım duasını.